Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şahane bir teknikle herkesin evde kolaylıkla bulabileceği bir aparatla zebra kek tarifimi vereceğim. Gerçekten yapılışına hayran kalacaksınız. Tarifim için hemen sözü fazla uzatmadan yapım aşamasına geçiyorum. Ölçülü malzeme listemi videomun altındaki açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve öncelikle tarifime geçmeden önce buçuk litrelik pet şişem vardı. İstediğim yükseklikte kesiyorum. Ve kestim. Ve kek harcım için hemen yapımına başlıyorum. 3 adet yumurtamı ve 1 su bardağı şekerimi şeker eriyene kadar ve yumurtamız köpük köpük beyaz beyaz olana kadar iyice çırpıyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika kadar çırpmamız yeterli. Daha sonra 1 su bardağı süt ve 1 su bardağına yakın sıvı yağını ekleyip bir iki dakikada bu şekilde çırpıyoruz. Ardından bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyamı, iki buçuk su bardağı unuma ekleyip eleyerek ekliyorum. Bu aşamada mutlaka unumuzu eleyerek ekleyelim ki kekimiz daha güzel kabarsın, İçinde topaklanmalar oluşmasın diye. Ve daha sonra bir iki dakikada bu şekilde çırptıktan sonra Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Akıcı bir kek harcı olmalı arkadaşlar. Çok cıvık değil ama akıcı bir kek harcı olmalı. Ve hamurumu ikiye böldükten sonra birine 3 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. Ve katılaşacağı için haliyle e, çok az yani 3-4 yemek kaşığı kadar süt ekleyip iyice çırpıyorum. Kakaolu harcımı da gördüğünüz gibi akıcı hale getiriyorum. Daha sonra hemen zebra kekimizin yapım aşamasına geçiyorum. Kestiğim pet şişenin alt kısmını etrafını üstünü yağlıyorum. Harcımız daha rahat dökülsün diye. Sizler tabanını yağda batırıp çıkarabilirsiniz ama çok yağlı olmasını istemediğim için fırça ile sürdüm. Ve gördüğünüz gibi önce sade hamurdan başlayarak sırasıyla Hızlıca ardı ardına kek harcımızı döküyoruz ve zebra kek modelimizi oluşturuyoruz. Bu arada yaparken çocukların başından ayrılmadılar. Heyecanla, kahkahayla, çığlıkla izlediler. O kadar heyecanlandılar ki arkadaşlar gerçekten şahane de oldu. Gördüğünüz gibi. Ardı ardına bu şekilde döküyoruz. Benim evde buçuk litrelik pet şişem vardı. 1 litrelik veya daha küçüğü olursa daha e, orta kısım dar olacaktır. Bu da sizlere tavsiyem olsun. Ben evde olanla yapmak denemek istedim. Yine de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ayrıca çizgilerin de daha kalın olmasını istiyorsanız hamurları fazla fazla döküp kalın e, çizgiler oluşturabilirsiniz. Daha az ve kalın çizgiler oluşturabilirsiniz ve iyice aktıktan sonra aparatımızı ortadan alıyoruz. Bu arada e, fark etmemişim biraz kaymış. Ona da dikkat ederseniz daha iyi olur. Ve iyice aktıktan sonra aparatımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi orta kısım genişçe kaldı. Dediğim gibi daha küçük bir şişenin alt kısmını kullanırsanız daha da dar olacaktır. Ve yukarılardan orta kısma doğru çizikler atıyoruz. Kürdan veya ahşap kebap şişleriyle veya o da yoksa sivri bir bıçak ucuyla da çizikler atabilirsiniz. Ve e, içindeki hava kabarcıklarını da almak için tepsimizi öncelikle yere birkaç defa vurup daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika boyunca hiç fırının kapağını açmamak kaydıyla pişiriyoruz. Benim fırınımda tam 25 dakikada pişti. Kürdan kontrolü yaptıktan sonra fırınımdan alıyorum. Zaten kek hamurları 25-30 dakika arasında pişer. İlk 20 dakika fırın kapağı kesinlikle açılmaz, açılmamalı. Kekimizin kabarmasını önlememek için. Ve 20 dakikadan sonra fırınınızın pişirme özelliğine göre kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Ve hemen kekimizi dilimliyoruz soğuduktan sonra sizlere çizgilerini göstereceğim. Çizgileri oluştururken mutlaka tepsinin dibine kadar değsin arkadaşlar çubuk ya da kürdanınız. Yoksa alta kadar böyle çizgileri belirgin oluşmaz. Üste kalır. Gördüğünüz gibi şahane bir kek oldu. Sadece bu ölçüm bu tepsime göre az geldi arkadaşlar. Sizlere tepsi ölçüsünü de yazacağım mutlaka. Bu tepsimin ölçüsünü değil de bir tık küçüğünü yazacağım. Bundan küçük yuvarlak tepsim olmadığı için bunda denemek istedim. Bu ölçüm az geldi. Ya da sizler tepsinizin boyutuna göre malzeme ölçülerini arttırabilirsiniz. Daha kalın bir kekiniz olur, daha güzel olur. Çayımızın yanına şöyle güzel bir kekimiz olsun diyorsanız mutlaka deneyin. Deneyenlerin ve beğenenlerin yorumlarını yorum kısmına bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Tariflerimin ve videolarımın birçok kişiye ulaşması için, erişim için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve birçok yeni tariflerimden faydalanmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiler.